Ay sanırsın sabaha kadar perde asmışım bu ne. Kerem kalk geç kalacağız. Kerem! Kerem! Bana mı seslendin kızım? Ay yok annem sana seslenmedim. Annem sen niye zahmet ettin? Ben alırdım ya. Zaten geliyordum. Kalkmıştım. Aman kuzum ne zahmeti. Rıza abin kahvaltısını etti. Şimdi çıkacak. Seni görünce gene söylenmesin diye uyandırmadım seni. Hadi afiyet olsun sana kuzum. Of. Kadir abi aynen resimdeki gibi. Tıpkısının aynısı. Kimse anlamaz. Güzel oldu güzel. Eline sağlık. Etek boyu nasıl abi? 1-2 santim kısaltayım. Hayır hayır böyle kalsın. Oralar komple yayla. Yüksek memleket. Serin olur serin. Vay Kadir abim vay. Nereden nereye? Bu Sabri şimdi şu İskoç kızla evlenince kesin dönüş mü yapacak? Yoksa İskoçya'da ev mi tutacak? Ya bu kızın babası şimdi orada lordmuş biliyor musun? Ya kız da evin tek kızı olunca lordluk otomatikman damada geçiyormuş. Sabri lord mu oluyor şimdi? Ya yok canım ya. Hemen olmaz o işler. Lordluk belgesi alabilmek için o bölgede 3 yıl oturman gerekiyormuş. Yani Sabri en az 3 yıl daha orada. Ne yapalım biz de işte bayramlarda, seyranlarda gidip geleceğiz. Ne de olsa az çok İskoçyalı olduk yani. Hayırlısı olsun be abi. Sabri de Ayşe'nin peşinde çok koştuydu ama bak kısmeti nerelerden geldi. Hep beraber unutacağız o rezillikleri. Benden duymuş olma. Ayşe de evi terk etmiş. Mahalleye dönmüş. Öyle diyorlar. Belliydi zaten. O evli dükülmezdi zaten. Prenses benim dalyan gibi oğlumu beğenmedi. Ama bak 3 yıl sonra lord olarak dönecek. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah. Güzel oldu be. Günaydın abim. Günaydın koçum. Var mı bir gelişme? Bir gelen giden oldu mu? Yok abi. İyi. Bana bakın oğlum. Bu Ayşe'nin kocası olacak herif tatlı dildir ha. Sizi gelip kandırmasın ha. Kanınıza girmesin. Sen merak etme reisim. Biz Kerem abiyi severiz eyvallah ama sen öl dersen ölürüz. Düşman mahalle sınırı girdiği anda hemen tepesine çekeriz. Güdümlü füze gibiyiz abi. Anında tespit, anında müdahale. İyi. Aferin koçum. Hadi hepsi emanet. Eyvallah abi. Anan anamız, bacın bacımız, karın. Yengemiz abi. Tövbe estağfurullah. Sonunda bunlardan bir elinde kalmazsa ya. Düzgün düzgün durun orada. Tamam abi. Ben niye kendimi harap ediyorum ya? Suçlu olan düşünsün. Yorgunluk yok Ayşe. Enerjik olacaksın. Eski Ayşe olacaksın. Ne yapıyor acaba ya? Deliye bak. Gizlice odama sızdı. Günaydın kardeşim. Günaydın bro. Nasıl oldun? Süperim kardeşim. Bomba gibiyim. Kül tabağı aklım başıma getirdi broşum. Diyorsun. Evet. Yoksa eve girmek için bir plan mı buldun? Yok. Orası hala düşman attı. Bro, karar verdim. 100'ü alıp Gonca'ya veriyorum. Evlilik teklifini de ediyorum. Ha. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Vazgeçme de son anda bir daha. Yok brocum. Bu sefer vazgeçmek yok. Kesin karar verdim.
Ya sizin şu durumlar var ya böyle ayrı kaldınız falan. Kalbim parçalandı ya. Bence bütün sevenler kavuşmalı abi. Eyvallah kardeşim. Tabii Rıza abinin de payı büyük. Biz de bir kavuşsak keşke. Selamünaleyküm. Heh. Sizi de kavuşturacak adam geldi. He. Kahraman oldum değil mi artık ben? Ulan hiç kahraman olacağımı düşünmezdim ha. Ne onlar? Bunlar mı? Bunlar... plan. Hülya, sen bunun işe yarayacağından emin misin? Ay Samoş'um, ada çayı bu. Evdeki bütün kötü enerjiyi alır götürür. İyi de ya, göz gözü görmüyor. Boğulacağız burada ya. Samoş'um, sen böyle konuşmaya devam edersen olmaz ama. Ritüeli bozuyorsun. Kapa gözlerini. Kapat. Şimdi bu kötü enerjiyi düşün. Sen onun üzerine kendi iyi enerjini gönder. Hadi. Ay kötü enerji. Git evimizden. Git git. Terk et. Defol git ya. Nasıl? Hissediyor musun? Gitti mi? Yok Samet. Yok, gitmemiş. Bak şuralarda var. Nerede? Sen şu sandalyenin üstüne çık, öyle yap bak. Çıkayım mı? Evet. Ha. Bak şu tarafa doğru. Ha, öyle öyle tut Samet. Bebeğim. Aha. Yanıyor musun? Ay yangın var Samoş'um, yangın var. Kaçın, yangın var. Gemi kırını bıraktım, yerine kaçtım. Yazıklar olsun Samoş, yangın var. Olurum. Ay, yangın var. Çek çek. Hayatta olmaz. Ya, olmaz tabii abi ya. Benim sakalım bıyığım var ya. Baksana. Ya tamam, ne olacak ya? Bak burada da peçe var yani. Vallahi bak yengemle her şeyi düşündük. Bizim mahalleye böyle bohçacılar falan çok geliyor gidiyor. Yani siz bunları böyle giyince hiç kimse sizi anlamaz yani. Girersiniz çıkarsınız usul usul ya. Yok yok. Plan iptal. Başka bir şey buluruz biz. Ya şimdi bir şey diyeceğim de ayıp olacak. Bulursunuz yani. Allah Allah. Abim her yere apaçileri dikmiş diyorum size. Çocuklar yemin ederim gözünü kırpmıyor. Ya ben bunu giyersem bir daha eski ben olamam ki Erkut. Korkma bro. Giymeyeceğiz zaten. Bu ne abi yani? Diyelim ben bunu giydim. Ayşe'nin beni affedeceği varsa bile affetmez. Bu ne abi? Bütün karizmamı yerle bir eder bu. Ya niye karizman yerle bir olsun ya? Allah bak şey gibi düşün. Hani Çanakkale'de bir yer var ya. Truva, Truva. Oraya böyle hani tahtadan böyle aslan sokmuşlar ya. Truva aslanı. At. Yani aynı şey işte, neyse. Onun gibi düşün ya kendini. Ayrıca bak Volkan, sen bunu giydikten sonra eski sen olmayacaksın. Haklısın. Sen artık arkadaşı için kara çarşaf giyen, arkadaşının saadeti için her şeyi yapan koca yürekli bir Volkan olacaksın be. Bundan sonra nesilden nesile arkadaş dendiğinde akla tek isim gelecek. Volkan Çökelek. Çekerek abi. Neyse canım, aynı şey işte. Peki sen Kerem, sen sadece bu kara çarşafı giymeyeceksin. Sen aşkın için ateşten gömlek giymiş olacaksın be arkadaş ya. Ayşe sana bakınca, iyi bu ne böyle, bunu mu giymiş demeyecek herhalde. Ah, benim için bunu mu giymiş diyecek. Vallahi ya, aşk için öyle dağları delmek, çölleri geçmek, efendime söyleyeyim tünel kazmak falan, bunlar kolay işler. Aşk için kara çarşaf giydin mi? İşte o zaman aşk için her şeyi göze almış derim ben. Aşk için her şeyi göze alır mısın? Evet! Yemezler bu lafları, hayır. Ya Allah aşkına oğlum, giyin şunu, ne olacak ya? Bir şey yok ya. Dur bak işte böyle alıyorsunuz. Bunda zor bir şey yok yani. Bak buradan böyle kolay da giyiniyor bu. Ayşe için değmez mi ya? Allah aşkına yani. Bak hani böyle giydin. Bunun bir de böyle arkada şeyi var. Kamufle oluyorsun onu takınca. Böyle. Nerede lan bunun kafası? Bir dakika dur. Bro. Ben varım. Ha? Ha, bak işte ya, bu kadar, hiçbir şey yok bunda. Bundan sonra taklit yapacaksınız işte. Bohçacı geldi hanım. Falan, ben bile yapıyorum ya. Bak hiçbir şey yok, yapamaz mısınız yani bunu, nedir yani?